Sevgili öğrenciler merhaba. 11. sınıf deneme sınav sorularını hep birlikte çözeceğiz. Birinci soru itibariyle başlıyoruz. Osmanlı Devleti'nde 17. yüzyılda yaşanan bir eyalet isyanları, iki İstanbul isyanları, üç Celali isyanları gelişmelerinden hangilerinde ekonomik ve siyasi bozulmaların etkili olduğu söylenebilir? Osmanlı Devleti'nde 17. yüzyıla gelindiğinde normal şartlarda 17. yüzyıl Osmanlı Devleti'ne duraklama dönemi olarak da nitelendirilen bir dönem olarak karşımıza çıkar. Bu dönemde Osmanlı Devleti'nde ekonomik ve siyasi bozulmalardan kaynaklı olarak baktığımızda Eyalet isyanlarının karşımıza çıktığını söyleyebilmemiz mümkündür. Eyalet isyanlarında tabii ki bozulmanın en büyük sebeplerinden birisi de siyasi olarak karşımıza çıkmaktadır. İstanbul isyanlarında merkez otoritenin tabii ki bozulmuş olması hem siyasi hem de ekonomik sebeplerden dolayı Çıkan isyanlar olarak nitelendirebiliriz. Celal isyanlarında da ekonomik açıdan yaşanan problemlerin etkili olduğunu söylememiz mümkündür. Taşla da çıkan isyanlardır. Genel olarak tımar sisteminin bozulmasıyla meydana gelmiştir. O yüzden 1, 2 ve 3 öncüllerimiz 17. yüzyılda yaşanan ekonomik ve siyasi bozulmalardan kaynaklı isyanlara örnek gösterilebilir. Cevabımız da E'dir. İkinci soru. Sorumuza geçtiğimizde yine 17. yüzyılda Avrupa'da yaşanan teknik eğitim ve öğretim alanındaki gelişmelerin Osmanlı Devleti tarafından yakından takip edilmediği görülmüştür. Bu durumun aşağıdaki gelişmelerden hangisine yol açtığı söylenebilir? A) Rejim tartışmalarının ortaya çıkmasına. Yönetim şekliyle ilgili herhangi bir tartışma bu dönemde söz konusu olmamıştır. B sömürge alanlarının kaybedilmesine Osmanlı Devleti sömürgeci bir güç olmadığı için bu dönemde sömürge alanlarının kaybedilmesiyle ilgili bir durum söz konusu değildir. C ulusçu isyanların yaygınlaşmasına ulusçu isyanlar 19. yüzyılda etkisini gösterecektir. D bilimsel ve askeri alanlarda Avrupa'nın gerisinde kalınmasına Bilimsel ve askeri alanlarda Osmanlı Devleti Batı'yı yakından takip edemediği için e, bu konularda Avrupa'nın ciddi anlamda bir hayli gerisinde kalmıştır. E, bu yaşanan gelişmelerin bu duruma yol açtığı söylenebilir. Cevabımız da bu doğrultuda değildir. E, batı tarzında ıslahatların yapılmasına Osmanlı Devleti'nde Batı tarzı ıslahatlar sevgili arkadaşlar 18. yüzyılda yapılmaya başlanmıştır. Bu dönemde herhangi bir Batı tarzı ıslahat söz konusu değildir. Üçüncü sorumuza geçtiğimizde Osmanlı Devleti'nde medrese öğrencilerinin 17. yüzyılda Celali hareketlerine önemli ölçüde destek verdiği görülmüştür. Bu durumun ortaya çıkmasında 1. Din eğitimine verilen önemin azalması, 2. Medrese mezunlarının iş bulmakta zorlanması, 3. Avrupa eğitim sisteminin örnek alınması durumlarından hangilerinin etkili olduğu savunulabilir. E, bu dönemde celali hareketlerine medrese öğrencilerinin e, katkı sağlaması veyahut da destek vermesinin sebebi din eğitimine verilen önemin azalmasından dolayı değildir. Bunun herhangi bir etkisi söz, söz konusu değildir sevgili arkadaşlar. İkinci öncülümüze medrese mezunlarının iş bulmakta zorlanması. Suhte isyanı olarak da geçen bu isyanlar e, daha sonra celal isyanlarına dahil olmuştur. Bundaki en büyük etkenlerden birisi medrese mezunlarının iş bulmakta zorlanmasıdır. E, bu öncül doğru kabul edilebilir. 3. öncülde Avrupa eğitim sisteminin örnek alınmasının da bu durumda herhangi bir etkisi yoktur. Çünkü bu dönemde Osmanlı Batı'yı örnek almamıştır. 17. yüzyılda değil, 18. yüzyılda Batı örnek alınmıştır. O yüzden de üçüncü öncülümüz de yanlıştır. Cevabımız yalnız 2 B'dir. Dördüncü sorumuza geldiğimizde 17. yüzyıl padişahlarından Sultan 4. Murat Anadolu'daki Celali isyanlarını bastırmıştır. Yeniçeri isyanlarını el başla, başların ortadan kaldırmıştır. Bu girişimlerin aşağıdakilerden hangisine yönelik olduğu savunulabilir. A. Merkez otoritenin korunması ve toplumsal huzurun sağlanmasına. Burada Celal isyanlarının 4. Murat döneminde büyük çapta bastırılmış olması, Yeniçeri isyanlarının ele başlarını ortadan kaldırması da yine merkezi otoritenin sağlanmasına yönelik bir adım olduğunu söylememiz mümkündür. Cevabımız A'dır. Devlet gelirlerinin artırılmasına, rejime yönelik tehditlerin ortadan kaldırılmasına, hoşgörü anlayışına dayalı devlet yönetiminin sürdürülmesine ve çok uluslu toplum yapısının korunmasına dair e, burada verilen bilgilerden bu, bilgi, e, bu sonuçlara ulaşmamız mümkün değildir. Beşinci sorumuza, son sorumuza geldiğimizde İtalya Yarımadası'nın kuzeydoğusunda Adriyatik Denizi'nin kıyısında yer alan, denizci bir şehir devleti olan Venediklere, 2. Mehmet döneminde bazı ticari imtiyazların tanınması ile ilişkiler uzun süreli barış sürecine girmiştir. Ancak 2. Selim döneminde Kıbrıs'ın alınması Fazıl Ahmet Paşa'nın Girit'in fethini gerçekleştirmesiyle Osmanlı-Venedik ilişkileri bozulmuştur. Bu bilgiler değerlendirildiğinde bir Osmanlı Devleti'nin Haçlı Birliği'ne karşı tedbir almaya çalıştığı, burada 2. Mehmet döneminde Venediklere bir takım ticari imtiyazlar verilmesinin amacı Osmanlı Devleti'nin oluşabilecek bir Haçlı Birlikleri içerisinde Venediklerin oluşmasını olmasını engellemektir. O yüzden Osmanlı'nın böyle bir tedbirinin olduğunu söylememiz mümkündür. İkinci öncülde Akdeniz'in stratejik öneme sahip olduğu. Burada Venediklerin ve Osmanlı Devleti'nin Girit'in Girit Adası için yoğun bir mücadele sürdürmesi genel olarak baktığımızda Akdeniz ticaretinin ve Akdeniz bölgesinin stratejik öneme sahip olduğunu bize göstermektedir. 3. öncülde Venediklere verilen ticari ayrıca, ayrıcalıkların genişletildiği, burada verilen bilgilerden Venediklere verilen ticari ayrıcalıkların genişletildiğine dair herhangi bir e, durum söz konusu değildir. O yüzden 3. öncüle ulaşmamızda e, bu doğrultuda mümkün olmamaktadır. E cevabımız da e, bu nedenle sevgili arkadaşlar yalnız 3 C olacaktır.